Rusya'nın tarih boyunca büyük bir amacı vardı. Sıcak denizlere inmek. Bu yüzden sürekli Akdeniz'e sınırı olsun istediler. Türkiye'yi bitirmek aslında Rusların işine geliyor. Rusya Türkiye'nin hiçbir zaman dostu olmadı. Sadece çıkar ve menfaat ilişkileri gereği birkaç yıldır Türkiye'yi destekliyor. Ama bazı konularda Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışıyor. Akdeniz meselesi gibi. Rusya, Türkiye'ye iyi davranmak zorunda. Çünkü gelir kaynağının %70'i olan petrol ve doğal gazı Avrupa'ya satmak zorunda. Ukrayna ile anlaşamadığı için boru hatlarını Türkiye üstünden geçirmek zorunda. Bu yüzden Türk Akım projesi yapılmıştı. Bu projeyle Rusya kendi topraklarındaki enerji kaynaklarını Türkiye üstünden Avrupa'ya satıyor. Rusya'nın ekonomisi şu an kötü durumda. Dolayısıyla Rusların bir süre Türkiye'yi satma şansları yok. Tabii şimdilik. Akdeniz konusunda karşımıza dikilmeye başladılar bile. Esad rejiminden Suriye'nin petrol haklarını satın aldı. Yani Doğu Akdeniz'de hak iddia ediyor. Türkiye'nin hamlelerine karşı çıkıyor. Rusya enerji bakımından dünyada söz hakkına sahip nadir ülkelerden biri. Ayrıca askeri gücü de dünyayı korkutan en büyük etken. Sadece Rusya'nın Avrupa'ya değil, Avrupa'nın da Rusya'ya ihtiyacı var. Avrupa enerjisini Rusya'dan ithal ediyor. Avrupa Rusya'ya olan bu mecburiyetini sonlandırmak istiyor. Avrupa da bu yüzden Doğu Akdeniz'de bulunmak istiyor. Herkes üstümüze geliyor dostlar. Herkes karşımızda duruyor. Herkes bizi tarih sahnesinden silmek istiyor. Bizim irademiz ve inancımız onların kin ve nefretini yenecektir. Dünyaya Türklerin adalet ve şefkatini göstereceğimiz günler elbet yakındır. Videoya geçmeden önce sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Derin Tanık kanalı olarak YouTube'da yıllardır videolar üretiyoruz. Her geçen gün büyüyoruz. Lütfen bu yolda bizleri yalnız bırakmayın. Sizlerden tek isteğimiz abone olup videolarımızı beğenmeniz. Kanalımızı takipte kalın. Çünkü daha çok şeylere tanıklık edeceksiniz. Süleyman Seyfi Öğün, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de sahne almasını şöyle değerlendirdi. Doğu Akdeniz'de tehlikeli bir güç yığılması sürerken, donanmasıyla boy gösteren Rusya'nın bu yığılmada nerede durduğuna dair bir belirsizlik dikkat çekiyor. Rusya, tıpkı Suriye meselesinde olduğu gibi, İran ve Türkiye'ye yakın olan siyasetini burada da sürdürecek miydi? Merak edilen buydu. Nihayet durum serahate kavuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama, Rusya'nın en azından bu aşamada Türkiye'ye yakın olmadığını gösterdi. Rusya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bayrak göstermesini tehlikeli bir gelişme olarak nitelendirdi. Rus tarafı, eğer Türkiye bu şekilde devam ederse Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğe itileceğinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Bu açıklamayı veri alacak olursak, en azından şimdilik karasal iklimde şu veya bu şekilde tesirli olan Astana ve Soçi gibi süreçlerin deniz ikliminde hüküm sürmediğine hükmedebiliriz. Doğu Akdeniz Nevhuzur değil, süreç aşağı yukarı 40 sene evveline uzanan bir derinliğe sahip. 1979'daki İran devrimi ile başladı. İlk kritik durak 10 sene devam eden İran-Irak savaşıydı. Bunun ardından iki aşamalı olarak Saddam rejiminin tasfiyesi geldi. Üçüncü durakta ise karşımıza son 10 senede yaşanmış Arap Baharı dalgası. Kaddafi'nin devrilmesi, Mısır'da Mübarek, Mursi, Sisi dönemleri arasındaki geçişler ve Suriye'nin tarumar edilmesi çıkıyor. Kanaatimce Elyevm, sürecin en kilit evresine, Doğu Akdeniz'e geldik. Artık durumu bütünlüklü olarak daha net kavrayabiliyoruz. Yaşanan alt süreçlerin topyekün bu son evreye matuf olduğu anlaşılıyor. Irak, Suriye, Mısır, daha derinde Doğu Akdeniz hegemonyası içindi. Birbirine benzeyen iki kritik gelişme üstünden durumu daha berrak hale getirmeye başlayalım. Irak'ta devrilen Saddam'la Libya'da devrilen Kaddafi arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Saddam, Irak petrollerini Amerikan dolarıyla değil, Avrupa eurosuyla satmaya karar vermişti. Kaddafi'nin niyeti de benzerdi. Her ikisinin de akıbeti ortada. Bu tabloya 2006'da İran da eklendi. Hedefte olmasının en derin sebebi de bu. Zengin petrol bölgesi Orta Doğu'da yaşanan kanlı tarihin petrolle alakalı olduğunu neredeyse sokaktaki çocuk bile biliyor.
Bu dinamiğin uzaktaki parçası ise Venezuela. Mesele bir yere kadar petrolün sahiplenilmesi ve dolaşımıyla bağlantılı. Ama çocukların bile farkında olduğu bu olgunun esas kritik zemini, hidrokarbon varlıkların kabaca sahiplenilmesinden çok, bu varlıkların alınıp satılmasının hangi parasal kaynak üstünden yapılacağı. Yani esas da finansal, parasal bir mesele. Hasılı, Orta Doğu ve Akdeniz'de yaşananlar, Amerikan dolarının yaşadığı ağır krizlerle birlikte değerlendirilmezse eksik anlaşılacaktır. Amerikan dolarının hakimiyetinin en hayati damarı ise petrodolardan başka bir şey değil. Bu meseleye dikkat çekmemin sebebi, kafalardaki acaba savaş çıkar mı sorusunu yatıştırmak. Petrodolar apaçık bir tehdit görmediği sürece Amerika'nın eli tetiğe gitmeyecektir. Bunu bilelim. Amerika'nın yanında yer alan güçler şöyle veya böyle petrodoların hegemonyasına hizmet etmiş oluyor. Ama bu katı bloklaşma şeklinde gerçekleşmiyor. Amerika, en yakın müttefiki Suudi Arabistan'ı bile zaman zaman kontrol etmekte zorlanabiliyor. Yaşanan evre, bu zenginliklerin paylaşılması olduğu için müdahil güçleri şimdilik başka sayıklarla hareket ediyor. İlk mesele, kim bu varlıkların sahibi olacak meselesi. Herkes bu pastadan en büyük parçayı koparmaya çalışıyor. Şirketlerin ağırlıklı bir kısmı ise Amerika ve destekçilerinin oluşturduğu bir siyasal askeri desteğe dayanarak faaliyet gösteriyor. Kıbrıs ise giderek merkezi bir noktaya geliyor. Bu dizilimde Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs birbirine yakın duruyor. Türkiye ise tek başına ama azimle yol alıyor. Esas meselesi Afrika olan Fransa bile atak yapmış vaziyette. Almanya ise ortalarda yok. Bir kere Rusya'nın sürece dahil olmasının tabloda oynaklık etkisi doğuracağını düşünüyorum. Avrupa'nın enerji tekeli olan Rusya, Doğu Akdeniz petrollerinin Avrupa'ya taşınmasından ve kendi tekelinin kırılmasından son derece rahatsız. En başta bu rakibin petrol ve doğal gaz akışını bozmak için elinden geleni yapacağı muhakkak. Eğer bunu başaramıyorsa, ki bu çok zor, payını arttırmak için elinden geleni yapacağı da aşikar. Zaten Beşar el-Esad, kara kaşı, mavi gözleri için Suriye'de değil, son derece akıllı bir siyaset takip ediyor. Şu aşamada Kıbrıs'ı hedefliyor. Niyeti, dünyada Kıbrıs olarak tanınan ve hatırı sayılır ilişkileri olduğu Güney Kıbrıs'ta üs elde etmek. Türkiye karşıtı bir söylemle başlamasının sebebi de bu. Ama Amerika'nın buna izin vermeyeceği de ortada. Eğer Güney Kıbrıs Rusya'ya üst vermeye kalkarsa Amerika'nın aktörleri darmadağın olacaktır. Bu adamın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la Amerika'nın ilişkilerini bozacağı aşikardır. Eğer bu kapı kapanırsa Rusya'nın yeniden Türkiye'ye yakınlaşması kaçınılmaz olacaktır. Kanaatimce Rusya'nın son açıklaması onun Doğu Akdeniz'deki son ve kesin konumunu tayin etmekten çok uzak. Bekleyip Rusya-Güney Kıbrıs ilişkilerinin seyrini takip edeceğiz. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gücünü S-400'lerle takviye edip yoluna tek başına devam etmesi bir maceracılık değil. Elinde çok sağlam bir kart var. Çünkü bu coğrafyada yatan zenginliğin Türkiye dışında başka bir yolla taşınmasının imkanı yok. Bunalmış, ekonomisi küçülen Almanya'nın Akdeniz siyasetini Türkiye ile kurmaktan başka seçeneği kalmadı. Fransa'nın da durumu farklı değil. Yakında tekrarlanacak olan İstanbul dörtlüsü yani Türkiye, Almanya, Fransa, Rusya toplantısı çok şeye gebe. Nihayet beklenen oldu. Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatı başladı. Bunun basit bir silah alışverişiyle sınırlı kaldığını düşünenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğu söylenebilir. S-400 alışverişi, Türkiye'nin alışılagelmiş tarihsel pozisyonlarından yaşanmış olan esaslı bir dönüşüme işaret ediyor. Gelişmeleri Türkiye'nin eksen değiştirdiği yolunda yorumlayanlar yok değil ama bunun isabetli olduğu kanaatinde olmadığımı belirtmeliyim. Türkiye'nin batıya kilitlenmiş doğrultularının değiştiğini ve artık tercihinin İran ve Rusya ile ortaklığa dayalı olarak Avrasya eksenine kaydığını iddia edenler var. Bu değerlendirmenin abartılı olduğunu düşünüyorum. Yaşananlar 10 seneler boyunca hüküm süren Türkiye'nin NATO'ya bağımlı standart ve mekanik siyasetlerinin tıpkı Tanzimat ve erken Cumhuriyet devirlerinde hakim olan çok tercihli dış siyaset takibi çizgisine evrildiğini gösteriyor. Yani tek ve kesin bağımlılıkların yerini çok daha esnek ve değişken siyasetlerin alacağını öngörmekteyim. Aslında bu dönüşüm dış siyaset yapımında tarihsel olarak daha uygun bir pozisyonu ima ediyor. Yani aykırı olan bu dönüşüm değil, Türkiye'nin tek odaklı bir siyasete mahkum olmasıydı. Ne diyelim, Kur'an'da da belirtildiği gibi. Her şey aslına rücu eder. Coğrafi olarak kendisini komşularına yabancılaştıran bir evreden, tarihsel havzasını hatırlayan ve onunla ilişki kuran
ve bu ilişkilerden siyaset üretmek zorunda olan bir evreye gelmiş bulunuyoruz.